Gerson Fernandez ha? Vallahi iyi isim söyleyeyim yani. Çabuk bir oyuncu. Üst seviye için eksiklikleri var ama iyidir yani. Adam geleceğe damga vuracak oyuncular listesindeydi ya. Daha yeni. Bayağı deleci orta saha. Uzaktan şutlar falan. İyi tercih kesinlikle. Bir de Instagram takipçiler için iyi malzemedir ha. Böyle lüksü sever falan. Sürat teknesi vardır mesela. Takip edin söyleyeyim. Dönmeciler falan uzak dursun. Onlardan yok. Neyse yani. Sporcularda alıştık ya. Bir şey var galiba. Doğum lekesi. Bir de çok likelayın, yorum yazın, sever söyleyeyim. Bayağı duygusal adam. Gerçi Oğlak Burcu bilmiyorum. Oğlak Burcu oluyor mu duygusal? Ha? Yok, Oğlaklar nasıl? Sen öküzün önünde gidenisin mi? Şeyden diyorum ya, dedesiyle falan arası bayağı iyiymiş mesela. Öyle bir şeye denk geldim. Rahmetliyi sorunca keşke daha fazla sarılsaydım, keşke bugünlerimi görseydim be dede diyor. Ben oradan hareketle söyledim. Neyse, dur karışık oldu. Var işte bizde bir şeyler anlatalım. Siz de o sırada bir zahmet abone olun, bir de fikrinizi yazın alta. Faydalı olur mu? Ne dersiniz? Biz de oyuncuyu anlatalım biraz. Gerson Carvalho Fernandes, Portekiz Ligi'nde Ağustos 2018'de ayın en genç oyuncusu ödülünü aldı. Pardon, önce jenerik. Güzel insanlar, Gerson Fernandes, namı diğer Paco, kartal demekmiş. Fireless mi? Fireless mi? Nedir? İşte orada oynarken kaleciden alıyor topu baba. Tüm rakipleri pazara gönderip golü bir çakıyor. Diyorlar ki bu adam kartal ya. İşte oradan geliyor. Bir keresinde de yine hocası diyor ki Paolo Sergio. Ya Gerson Allah aşkına geç biraz otur da diğerleri oynasın kurban olayım diyor. Fernandes de diyor ki hocam ne olur biraz daha oynamama izin ver. Söz veriyorum artık gol atmayacağım. Düşün artık nasıl bir gençliği var bunun. Sonra zamanla orta saha oyuncusuna evrildi. O yüzden zaten tasviri zor bir orta saha oyuncusu. Teknik, hız, dribling, şey gibi karışık var mı demiş sanki Gora'daki gibi. Mourinho ile o yüzden pek yıldızı barışmamış olabilir Tottenham'da. Yoksa Fernandes İngilizlerin bu box to box dediği türde bir adam. İki ceza sahası arasında bırak gitsin gelsin. Dalaksız gibi asla yorulmaz. Topla da arası iyi yani. Dikine oyun diyoruz ya hep. İşte o özellikler doğuştan var sanki. Mourinho ilginçtir işte Ndombele ile falan oynadı daha çok. Şimdi adamın yıldızı Dellali ile de barışmadı yani. Tutup Dellali'ye laf edecek halimiz var mı? Yok. Sonuçta 50 milyon euro opsiyonu bayılan da Mourinho'nun kendisiydi. Ben Portekizliyim tabii ki benim olacak diyen oydu yani. Baktı işte Benfica'ya da hoca ile ters düştü bu. Fırsatı kaçırmayayım dedi aldı. Ha tutar tutmaz orası Premier Lig hocam. Yorum farkı olur yani. Adam 2019-2020'de sakatlanmasa, hoca ile ters düşmese, Mourinho'nun beklentileri karşılansa sadece 13 maçta oynadı biliyorsunuz yani. Zaten bu transfer olmazdı. Fatih Terim Rui Costa'yı aramış. Efendim gönder çocuğu bizde 1,5 yılda kendini bulsun demiş. Şimdi o sözleri geçen sene söylese hay hay der miydi Rui Costa? Türkiye'de transferler için bu tip kariyer düşüşleri fırsat oluyor zaten. Bunda yadırganacak bir şey de yok bence. Ona bakarsa Mourinho'nun şu sözünü ne yapacağız? O çok büyük bir yetenek ve ona tercihleri konusunda asla engel olmayacağım. Gerçi futbolu deli gibi takip edenler iyi tanırlar ya hani hatırlarlar. Mesela geldi ya şeyde Kadıköy'de 2 sene önce Fenerbahçe gol attı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasının emeği çoktu o zamanlar. Yani iyi iyi. Geçmişi de güzel yani hikayesi. Bu Gerson Fernandes'in ülkesi aslında 15. yüzyılda Afrikalı köle ticareti yapan Portekizliler tarafından kuruluyor tamam mı? Portekiz'e bağlı olan küçük ada devleti São Tomé ve Príncipe adalarında doğdu bu. Bu kardeşimiz São Tomé sokaklarının o kırsal alanlarda top oynayarak büyüdü. Ailenin elde yok avuçta yok. Bunu salıyorlardı sokağa. Fernandes kardeşimiz de takılıyordu. Sonra göç etme izni çıktı falan filan. Şimdi uzun uzun girmeyeyim. Hadi istediğiniz yere gidin diyor devlet. Tası tarağı toplayıp Frailes kasabasına yerleşiyorlar. Gerson Fernandes de o sırada o kasabanın futbol okuluna gidiyor, yazılıyor. Allah'tan oralarda scouting radarı yüksek. Şimdi şurada Bostancı'da şahaneler yarat, kimse görmez. Bak orada Benfikalılar hiç boş duruyor mu? Hemen takibe alıyorlar babayı. Diyorlar seni istiyoruz. Ailesi diyor ki yok hayır çocuğumuz bizimle kalacak. Komik değil mi? Çocuğu babasını şey orçu zannedersin. Hocaları gidiyor anne babaya diyor ki ya ne yapıyorsunuz siz? Çağıran buraya gelip teklif yapan kim biliyor musunuz? Kim? Bu ülkenin en büyükleri çocuğunun başına talih kuşu kondu. Deme! Ya derken nihayet transfer gerçekleşti. Bu olaylar olduğunda da yaş kaç biliyor musun? Taş çatlasın 12 falan çünkü 10 yaşında önce bir Sporting Lisbon gidiyor istiyor. Tam alacak ama kulübe para vermek istemiyor da olmuyor. Ondan sonra işte Benfica'ya gidiyor. Kaç paraya biliyor musunuz? Ya da doğru soru şu. Ne karşılığında? Sıkı durun. 250 euro ve 25 futbol topu. Evet abi. Kulüp yetkilileri de diyor ki ne yapsınlar? Paramızı ve 25 futbol topunu almak hiçbir şey alamamaktan iyiydi.
diyorlar. Yani bayağı eski usul bir yöntemle Renato Sanchez'lerin, Nani'lerin izinden gidiyor. Ama nasıl biliyor musun? O yeteneği böyle ilmik ilmik işliyorlar orada. Hemen bir pasaport operasyonuyla Portekiz'i de seçince milli takımın alt yaş kategorilerinde de patır patır oynatıyorlar. Aç da bak 17 yaş altı Avrupa şampiyonasına. Bir bak bakalım Portekiz şampiyon olurken neler yapmış. Zaten hemen 19 yaşındayken A takıma yükseldi. O sene Benfica ile şampiyonluk yaşadı. João Félix ile, efendime söyleyeyim, Rafa Silva ile bayağı sağlam iş çıkardılar. Burada bir dipnot müsaadenizle. Buradan hareketle bir tahminimi söyleyeyim. Fatih Terim sistemi değiştirecek galiba. Gedson Fernandes de zannediyorum hoca 4-3-3'e dönebilir. Onyekuru, bu Mustafa Muhammed filan, Fernandes hamlesi böyle bir çağrışım yaptı bana. Bilemiyorum, göreceğiz. Çünkü bak, İngiliz bir futbol uzmanını soruyorlar Gedson Fernandes için. Aynen şöyle söylüyor adam. Modern bir orta saha oyuncusu. Top kapar, ikili mücadele kazanır, topu hızlıca ileriye taşır, tersi uzun paslar atabilir ve çalımlarla katkı sağlayabilir. Tüm yeteneklerine rağmen zamanı ihtiyacı olan bir oyuncu. Bu da burada dursun. Özetle güzel insanlar, Afrika'dan nüfusu 250 bin bile olmayan bir ada ülkesinden çıkan Fernandes, Benfica'ya kadar müthiş bir hızla, şahane formla, dişiyle tırnağıyla geldi. 60 milyondu serbest kalma bedeli, 120 milyon euroya çıkarıldı sonra, ki bu Portekiz'de bir futbolcu için belirlenmiş en yüksek serbest kalma bedeliydi. Ha, şunu sorabilirsiniz Gedson Fernandes için. O zaman Tottenham'a neden kiralandı kardeşim? Söyleyeyim. O dönem altyapıdayken Benfica'ya teknik direktör olan Bruno Hoca ile Gedson'un arası bir türlü düzelmedi. Jose Mourinho bu transfer için bizzat devreye girdi ve Tottenham finansal fair play nedeniyle o dönem kiralarken 50 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı düşünülüyordu. Ancak Gedson İngiliz yaşamına bir türlü alışamadı. Hoca tercih etmedi, anlattım demin. Ve şimdi Türkiye'de. Son söz Gedson Fernandes'in olsun. Karakter için fikir verir diye düşünüyorum. Diyor ki, ben her gün antrenmanlarda en iyimi vermeye çalışırdım. Zor bir hayatım oldu. Ailem Portekiz'de çok zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. İş bulmak için çaresiz olduğumuz zamanlar oldu. Mutlu ve parlak bir hayatım olmadı. Ancak ailem bana iyi bir hayat vermek için çok uğraştı. Tüm hayalim aileme bir gün güzel bir hayat sunmaktı. O kadar.